Selamünaleyküm kuşçu camiası. Arkadaşlar herkese merhabalar. Hava biraz kapalı. 2 tane havada kuşumuz var. Onlar da uçuma verdiler kendilerini. Biz de aslında bu dumanlıyı ben teke uçuruyorum ama bunlar biraz yüksek uçuyorlar. Şöyle en azından bu dumanlıyı bir nefeslendirelim bu arada. Bir de uçsunlar. Hafiften de bir başladı. Sıka girmişti. Biz de onun kuyruklarını almıştık. Şimdi Ali, Hayri, şunu bir kaldır bakalım. Daha kuyruklar eksik. Şöyle, şunları da bir çekelim. Şimdi arkadaşlar kuşları bayağı bir dağıttık, hediye ettik, verdik. Buradaki kuşlarımızda bir tane şu aşağı çöken miskimizin, şu miskinin, bu miskiyle şu mavinin bir tane yavrusu var orada. O büyüyor. Beyazdan yumurtlamıştı, bir tanesi kırılmış. Onda gerçi o da tutmadı herhalde. Sonra Akıtepe sabunlarıyla şu Akıtepe sabunun altında bir tane yavru var, büyüyor. Ondan sonra uçum kümesimiz böyle arkadaşlar. Şu miskiyi de kanat açmıştı, bekletiyoruz şu an. Eğer ki böyle devam ederse onu da göndereceğiz. Ondan sonra beraber buluştular mı onlar? Kuşlar da buluştu yukarıda. O da onların yanına katıldı. Şöyle bir 10 dakika 5 dakika bir kendini ısıtsın. Sonra tekrar kaldıracağız inşallah. Şimdi şurada uçum kümesimizde de fazla kuş kalmadı. Buradan da bayağı kuş gitti. 3 tane, 2 tane boz dumanlımız var. Bir tane miski var yine. Çakmaklıyı bir arkadaşa hediye ettik. O uçuracak arkadaşlar. Durumlar böyle. Keşke onun bu kuşlar inmesini beklesek. Gerçi inmezlerdi onlar da. Bir dünya beklerdik. Öyle değil mi Ayrı? Aynen abi, bu kuşlar zor iner. Bayağı bir yükseldiler çünkü uçuma verdiler. Baksana. Şimdi o yavru dumanın yükselmesi de iyi oldu abi. Nefes yapsın biraz ha. Abi hem nefes yapar hem de buluta girdiler şimdi yavaş yavaş. Şu yelen ne? Bu yelen. Yaban evvel ha. Aynen. Dönek geri dönüş yap. Neredeler? Bayağı da yükselmişler ya. Şöyle bir zoomlayacağım bakalım. Evet. Dumanızdan kendini ayırmışsa da bak aşağı doğru çekti kendini aldı. Arkadaşlar bu kuş sıktaydı, serte girmişti. Serte giren kuşlarınızı, yani ben daha doğrusu kuyruklarını çekiyorum. Ondan sonra ya kuşun da biraz da bu karakterine göre değişiyor. Bazı kuş hiç sıktan çıkamıyor. Burada bir tane miski vardı. O kuşun kuyruklarını falan da çektik. Yine de sıktan çıkamadı. Bazı kuş da o sofanın birini versene bana. Birkaç gün yattıktan sonra bazı kuş da sıktan çıkıyor kendi otomatik olarak. Ama genelde kuyruklarını alıyoruz. Kuş biraz daha rahatlıyor, sakinleşiyor. Sertten çıkıyor. Mesela bu dumanlı için konuşursak bu dumanlı da yaklaşık 2-3 gün yerde kaldı. Yerde durdu. Yani hiç uçurmadık. Kuyruklarını çektikten sonra ondan sonra kaldırdık, açıldı. Yani durmadı yani. Bir çok aşırı serte girdi. Ondan sonra hatta şöyle zaten açıldı belli ediyor kendini. Gerçi teke de düştü bu kuş belli. Bu sefer baş kuşlar da vardı, havada öyle kaldırdık. Ama bu kuş bundan sonra tek kalkacak. Yani bir daha böyle şey yapmayız. Hayri şuradan bir yavrulardan çıkart. Kuşlardan çıkart, bir 5 dakika olmuş. Bir bakalım. Bir şey yapar mı? En azından diğer kuşların kendini ayırabilir. Şöyle bir yukarı çıkayım da.
Bakalım. Bak o da hala, o da sıktı ha. Maşallah sazlı bir dumanlı. Bazıları diyor ki ya sazlı dumanlı olur mu? İşte onlar iyi oynamaz filan. Bir dünya böyle saçma sapan yorumlar var. Etrafımızda da bazı arkadaşlar var. Arkadaşlar, kuş rengi ne olursa olsun biz bu kuşu oyun kuşu olarak besliyoruz. Eğer ki öteki türlü yapacaksanız gidin kostüm kuşu bakın. Masa başında uçurun. Biz oyun kuşu bakıyoruz. Kuş sazlı da olabilir. Ayna kuyruk da olabilir. Yeter ki oynasın. Ben çok buna takılmıyorum. Mesela bu dumanlı, bu dumanlı inşallah güzel olacak. O zaman da izleyeceğiz. O arkadaşlar da görecek sazlı kuşun oynayıp oynamadığını. Kendini çekiyor yukarı zaten. Bayağı bir... Ait be, yürü. Çok güzel. Çok güzel maşallah. Bunlar bizim arkadaşlar. Kümesimizdeki dumanlı killerin yavruları. Yavrusu daha doğrusu. Bir tane yavrusunda ben bir... Muhammed diye bir arkadaşımız var kanalda. Onu hediye etmiştim. Onda şu an o. Doğru damız daha yatıracak büyük ihtimal. O biraz dınık büyüdü. Onu ben kendim büyüttüm diye. Bu biraz dönük büyüdü ama bu diğer kuşların, baş kuşların altındaydı. O yüzden de bu biraz daha güzel büyüdü. Bakalım. Şu anlık durumlar böyle. Kuşların uçumuna devam. Şöyle bir pırıltı verelim. Şöyle bir pırıltı verelim de. Havada bozuyor. İnşallah. Yağmur yağsa düşerler. Yağmur yağsa yağmuru verip de daha fazla da uçabilirler ha. Çünkü yağmur hoşlarına gidiyor. Tabii çok süratli, çok şeyli bir yağmur yağarsa. He? Batıyor mu? Sabuni vardı burada. Ulan bir uçurdum yağmurda. Yağmur yağdı, kuş kendini daha çok uçuma verdi anasını. Hiç yere basmadı. Biz de dışarıda oturup bekleriz abi. Şu dumanlıyı bir pırlat bakalım da. Bakalım gelsin bakalım. Haydi be, gel bakayım, gel maşallah, gel. Evet. Şöyle önünden çekilelim. Gerçi daha yeni teki uçuyor. O yüzden çok da bir şey beklemiyoruz. Sadece şöyle gelişmeleri görelim diye uçurduk. Hem de hayvan biraz üstün ciğerlensin. Çünkü kuşlar uçtunca her gün daha fazla üstüne koyuyor. Mavi zaten kendini ayırıyor. Geçen mavi uçurduk bir videoda. Uçuşunu falan, sonunu falan çekemedik. Kuş zaten 3,5 saat uçtu. Yani ama işte kanadında herhalde ufaktan bir açılma var bir kanadında. Dirseğini patlattı ne olduysa. Onu o yüzden de sefer yapmadı hayvan. Yani de çok fazla sefere gelmedi. Yine geldi ama çok fazla sefere gelmedi. O yüzden de arkadaşlar o da havalandı şu an. O zaten onları uçuruyor. Dumanlı yavru biraz böyle bir nefeslenmesi lazım. Daha ufak, daha çok ufak hayvan. Zaten kanalı takip eden arkadaşlar biliyor zaten. Hayvanın ne zaman uçuma verdiğimizi, ne zaman çıktığını, ne zaman büyüdüğünü. O yüzden çok bir şey değil. Yani taş çatırsan o hayvan yumurtadan çıktıktan sonra ikinci ayında filan. Çünkü ama güzel, fena gitmiyor. Daha da güzel, daha da iyi olacak. Yere de ufak ufak gelmeye başladı. Bakalım teke gelmiş zaman ama inşallah teke uçuracağız. Birkaç tane de videosunu çekebilirsek çok güzel olacak. Hayır, bu dumanlı bayağı yukarı veriyor kendini ya. Sabuni orada hafiften yemlesene Hayri. Orada hafiften yemle. Yok abi şu şeye ver atın yavrulara kusun diye. Ya şu mavi çok yükseltiyor kuşları ya. Şu mavi çok yükseltiyor da tehlikeli işte.
Videoya inmesini bekliyoruz ondan sonra. Daha çökmedi ki, o çok yukarıda. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Heh, dur. Aşağı doğru geldi. Ben şu ileriden alayım bunu. Dumanlı. Fok fok aşağı inmeye başladı. Güzel. Yok ya, yanlış yaptık ya. Dumanlıyı bunlarla kaldırmayacaktık. Daha doğrusu bunlar havadayken dumanlıyı kaldırmayacaktık. Uçuma verdi. Uçuma veriyor abi. Diğer kuşlara karıştı. Uçuma verdi kendine. Baksana. Normalde bu yapardı yani yere. Siz uçurduğunuzda tek mi uçurmuştunuz? Tek uçurdum. Geliyordu. Geliyor abi, geliyor hayvan da. Şimdi onlara katıldı. Neyse, bu biraz uçsun. Yani ama güzel kalktı ya. Kalkış fena değildi, güzeldi. Daha kuyrukları eksik, denge kaybı yaşıyor. İnşallah da kuyrukları geldiği zaman, o zamana kadar da zaten iyice de başlar. O zaman belli eder kendini. Ayırmış çünkü kendini ya. Köke zamanı gelmiş, baksana. Diğerleri buradan geliyor. Teke kendini ayırmış. Aferin, gel aşağıya. Aşağı doğru gel. Aşağı doğru gel. Bakalım, inşallah istediğimiz sonucu alırız. Herkes gibi biz de emek veriyoruz arkadaşlar. Kolay değil. Yani gelip işte bu kuşları beklemek. İnanın bırakıp da gidemiyorsun yerde olduğumuzdan dolayı. Yerde uçan arkadaşların da genelde sıkıntısı böyle. Kuşlar, dışarıda bırakamıyorsun kuşu. Mecbur takip etmek zorundasın. O yüzden de al mesela işte geçen hafta mavi 3,5 saat uçtu. 4 saate yakın uçtu hatta. O yüzden de acayip sıkıntı yaşadık o konuda. Yani 3,5 saat bizi burada ağaç itti hayvan. Bırakıp gidemedik de. Her an inecek. Aferin, hadi gel bakayım. Hadi be, eyvallah. Yürü. Şu pırıltı ver dumanlıya da. Allah, pırıltı ver dedim, hepsini kaldırdım. Neyse, onlar iner hemen. Ay, çöktü. Gel. Gel bakalım, gel. Çok aşağılara çöküyor ama ısını yaptı. Evet. Yürü. Esnek bir hayvan. Biraz şöyle uzun giden bir hayvanla bunu eşlemeyi düşünüyoruz. Bakalım, bir altta bir yavrusu var. Onu bir görelim. Neyse, taklasını attı. Güzel. Tamamdır. Hoşum edin en azından. Taklanı attın.
Kendini veriyor yukarıya. Uçuma verdiler yine. En azından son bir ciğerlensin. Bundan sonra bu kuş tekten başka uçmaz. Bundan sonra bu kuş... He? Bu kuş tekten başka uçmaz ayrı. Bundan sonra tek abi. Hatta mümkünse hepsini tek uçuracağız. Teke başlamışlar çünkü. Dumanı teke alma vakti gelmiş. Duman zaten tam teke ya. Artık bu saatten sonra onu şey yapmaya gerek yok yani. Başka zorlamaya gerek yok. Başka kuşlar atmaya gerek yok. O teke başlamış. Şimdi kuşun teke başladığında nereden anlıyoruz arkadaşlar? Bir, uçurulan işte o sürüde diğer kuşlara kendini ayırıyor hayvan. Bak mesela örnek veriyorum. Al işte mesela bu kendi başına tek burada uçuyor. Diğerleri de bu tarafta uçuyor. Kendini ayırmış yani sürüden. Yani artık o işte içerisinde olan özellikleri en iyi şekilde dışarı çıkarması için o kuşu tek uçurmamız lazım. O zaman üzerine koya koya her gün daha iyiye gidecek inşallah. Eğer ki gerçi bir yavrudan bir şey olmaz. Bir takım da atlarında yumurta var. Onlar da bir çıksın. Ondan sonra o kuşları damızlık olur mu olmaz mı ufak ufak kendini belli edecek. Tabii yani en azından her zaman videolarda söylüyoruz. Bir takım kuştan sadece bir tane yavru alıp uçurmakla olmuyor. En az 3 takım yavru alacaksın. Onları deneyeceksin, bakacaksın. Ondan sonra belli oluyor. Şimdi bir tane yavru kuşlar kolay sökülüyor. He? Aynen. Kuş kolay sökülüyor o kuşun yavruları. Ve hızlı sökülüyor. Çünkü bakın o şu boz dumanlıyla şu boz dumanlı gerçi büyüktü. Ondan büyük yukarı yuva kardeşi. Ama şu diğer boz dumanlı ise bununla beraber çıktı. Bununla beraber büyüdü. Aynı zamanda büyüdüler. Fakat bu daha yeni taklayı çevirdi sıklaştırmada. O kuşu teki aldık. Yani o şekilde düşünebilirsiniz. Bazı kuşlar geç sökülüyor. Bazı kuşlar erken sökülüyor. Yani geç sökülen kuş mu daha iyidir? Erken sökülen kuş mu daha iyidir? Yani bu genelde de geç sökülen kuşlara daha iyi diyorlar ama ben kendi fikrimce ya önemli olan kuşun istikrarlı oynaması. Geç sökülüp işte erken sökülmesine ben çok bakmıyorum. Tabii erken sökülen kuş daha rahat işte daha rahat oynuyor. Daha rahat sonucunu görüyorsunuz. Diğerisinde ise bekliyorsunuz. Ben çok iyi biliyorum ki bir sene boyunca uçup bir tane bile takla atmayan daha sonra kuş yavru gördükten sonra kuş sefere başlayan, oyuna gelen kuşlar çok iyi biliyorum. O yüzden de yani bu iş belli olmuyor arkadaşlar. Kuşun bir seferini çeksektik saat 20 dakika oldu. Hala kendini ayırmış. O bir tanesi orada uçuyor. Diğerleri burada. Bunu artık kuş kendini yordu zaten. Bu anca inmeye gelirken bir şey yapar. Dur bakalım. Pırıltı ver bakayım ayrı. Tamam. Çek. Hadi gel. Bir pırıltı ver. Daha yerini yapmadı. Bir de yerini yapacak. İşte o zaman çok daha güzel olacak. Şu karşıdan falan yaparsa bu taraftan. Heh. Ufak ufak geldi indi. Ufak aşağı doğru indi. Hadi bakalım. Oradan dönerse gelir. At bir taş at. Aferin sana gel. Bak rüzgara verir kendini ama yoruldu tabii. Tamam iyisin sıkıntı yok. Zaten çok yeni zaten. Ha, çok yeni zaten ben. Daha ilk teke uçuşu.
Teke bile değil yani daha doğrusu. Bundan sonra teke uçacak inşallah. Aslında var ya ayrı. Buraya bir tane küçük kap koyup yemi onun içine vermek lazım. Daha doğrusu yemi verirken vermeden önce o kabı sallamak lazım. Kuşları çağırmak için. Çok daha iyi olur. Ben hatırlıyorsan o tarafta öyle yapıyordum. Gel bakayım gel. Oradan döner belki ha. İn ya in. Şimdi inerse şeyini de göstereceğim size. Nasıl küçük olduğunu da göstereceğim. Heh. Çok güzel. Tabii yağmur başladı. Daha yeni. Daha çok yolu var. O ileriden belki gelir. Pırıltı ver Ayrı. Pırıltı ver. Aferin gel. Daha var bunun işi. Daha bayağı var. Zaten kuyruklarını ortadan çekmişiz gördüğünüz gibi. O da tabii denge kaybına neden oluyor. Gel. Çek. Aferin sana gel. İn. Aferin in. Aferin sana. Aferin. Çok güzel. Aferin sana. Harika. Güzel. Yerine indin. Kalktın yere indin. Daha senden bir şey istemiyorum. Helal olsun sana. Daha zaten şöyle gelelim de. Üç daha yavru arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle de. Helal sana be. Tamamdır. İşte bugünlük. Bugün bu kadar arkadaşlar. Kanalımızı beğenip abone olursanız teşekkür ediyoruz size. Herkes dikkat etsin kendine. Allah'a emanet olsun.